Selam arkadaşlar. Umarım her şey çok güzeldir. Bu tarafta Giresun Kümbet Yaylası'na gidiyoruz. Hava biraz bozuk. Umarım yağmur yağmaz. Yağarsa yollarda ne yaparım ben? Ama olsun, gezmeye geldik. Bazen riski de almamız gerekiyor. Hadi bakalım. Hep beraber gezelim ve görelim. İşte burası da Giresun'un küçük bir ilçesi. İç kesimlerinde Dereli diye bir minik kasabamış. Böyle minik minik insanlar 5-6 dağın arasına kasaba yapmışlar. Ay ay. Ağaç mı kesiyorlar? Ağacın hem kesilmiş ağacın kamyona da. Bu yaylalarda Ağustos ayı gibi yayla mantarları çıkıyor. Ve yoğun tadı olan çok güzel bir mantar oluyor burada. Yayla mantarı diyorlar. Eminim marketlerde satıyorlardır. Ha? Sonbaharda satıyor. Sonbaharda. Genellikle o mantarları yazın topladıklarında tuza basıyorlar. Büyük bidonlara koyuyorlar böyle. Büyük demem de belki 5 kiloluk bidonlara koyuyorlar. Tuzu bastıktan sonra o mantar çürümüyor. Öyle de valize koyup Amerika'ya getirtebiliyoruz. Eğer Karadeniz'e gelirseniz Ağustos ayında kesinlikle yaylalarda mantar yiyin. Mek hemen hemen 1,5 saat yol, 1,5 saattir yoldayız merkezden. Ya görünümde çok güzel. Ama bu tür yerlere bence, yani tabi zevkle renkler karıştırılmaz. No. Pardon, yanlış söyledim. Zevkle renkler tartışılmaz ama yani fazla yapacak bir şey yok. Benim için günübirlik böyle gel, gez, gör, ye, iç, sonra evine git. Ama mesela anneannemler haftalarca kalabiliyor bu tür yerlerde. Çok seviyorlar. Yavaş acemi olduğum için İnsanlar beni hep pas geçiyor. Ben ilk defa gidiyorum bu yollarda. Yalnız var ya, manzaraya bayıldım. Bu çam ağaçları çok güzel. Ve kulaklarım aşırı derecede patlıyor arkadaşlarım. Ben bugün burada üşüyeceğim. Yalnız var ya, çok güzel. Ama inanılmaz derecede esiyor. Dur bakalım neler var. Doğal yayla ürünleri. Tarnuk pekmezi. Bacım nereden düştün? Oy. Bak, pekmez, peynir, kekik, bal. Bakar mısınız minicik? Evet. Ayı bulağı, siyah mantar, bak yayla mantarı böyle tuzluyorlar, kavanozlara koyuyorlar. Tamam, alalım bunu. Çok güzel. Çok güzel ama ben köyü daha çok seviyorum. Bana böyle bol yeşillik gerekiyor. Bakar mısınız, yaylayı bildiğiniz böyle merkezleştirmişler. Hiç de görmedim böyle bir şey. Genellikle bizim yaylalarımızda böyle orada burada ev olur. Şurası gibi olur bizim yaylalarımız. Böyle. Hani evler birbirine uzak olur. Küçük olur, böyle tek kat evler olur. Ama bu kümbet bayağı işi geliştirmiş. Beni de görün. Soğuk ama serin. Merkezine doğru gidiyoruz. Manzaraya bakın. Amanın aman.
Gündüz vakti çok güzel görünüyor buranın manzarası. Tabii ki gece hiçbir şey görünmez ama gündüz vakti her şeye bedel. Evet, gezdik arkadaşlarım sıcacık ekmeklerle. Yayla suyuyla. Su ister misiniz çocuklarım? Çok güzel. Şimdi obez ben. 1,5 saatlik yola gideceğiz. Galiser diye bir yer. Tam dut ayıymış. İzmir'de duta yetişemedim ama yaylada duta yetişiyorum. Gidip yiyeceğim. Amerika'da yiyemiyoruz. Ekmek ne? Yol mu vereyim sana? Dur virajı geçelim de vereyim. Herkes benden yol istiyor. Çok yavaş gidiyorum herhalde. Bak insanlar geliyor. Ne yapayım? Hızlı gidemiyorum. Korkuyorum. Geç geç geç. Görüyor musun ya? Ne kadar tehlikeli işler yapıyorlar. Bu taşların üstünde doğal kına var. Eskiden çocukken yaylaya geldiğimiz zaman suyu alırlardı. Dökerlerdi üstüne. Sonra sürerlerdi ellerine. Merkezden 3 saat arabayla. Sırf dut yemek için. Var ya, bal gibi. Bal gibi. Bakar mısınız? Ay göz hakkı oluyor size. Neyse, siz her zaman yiyorsunuz. Biz hiç yemiyoruz. Ooo. This is good. Mm-hmm. Yeah. Ben bilsem sabah ekmez kaynatırken çağırırdım seni. Sen ne ye oğlum ben. Ya ne güzel bu ya. Şaka. Şimdi bura. Evet.